Merhabalar sevgili hanımlar. Hünerli Eller Hobi Evime hoş geldiniz. Bir kez daha yeni bir modelle daha karşınızdayım. Bugün yapılışı çok kolay bir model paylaşacağım yine sizlerle. Yeni örgü öğrenenlerin de kolayca yapabileceği, birçok yerde kullanılabilen örgü modelidir. Kahve çekirdeği. Bebek örgülerinde özellikle çok kullanılır. Yelek lerde kullandığınız modellerin arasına ajur olarak kullanabilirsiniz ya da hırkalardaki modellerin, geniş modellerin arasına ajur olarak da kullanabileceğiniz ya da arasında ben ikişer ters örgü ördüm, onun yerine ajur yaparak farklı bir modele çevirebileceğiniz çok güzel bir yapılışı da kolay bir model. Ben kırmızıyla önce bir başladım, 5 numara şişle size göstermek için, daha anlaşılır olsun diye büyük numara bir şişle ördüm kahve çekirdeği modelimi. Kenarlarında haroşa bıraktım ben 3'er tane. Şimdi yapacağım da bırakmayacağım. Siz sayılarını ona göre ayarlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi ben söyleyeceğim ne kadar başlamanız gerektiğini. Hemen başlayalım isterseniz. Ben 4 numara şişle başlıyorum şimdi sarı ipime. Bu şekilde 2 sıra haroşa örerek başladım. Siz herhangi bir lastik modeli örerek de başlayabilirsiniz. 2'şer tane başlarda ters örgü bırakıyorum. 2 burada, 2 burada. Modelim için 3 ilmek gerekiyor. 2 ara ters örgü gerekiyor. 3 2 3 2 şeklinde. Başta ve sonda da ikişer ilmeğim kalacak. O şekilde ilmek atarsanız herhangi bir fazlalık olmayacaktır. Hemen başlıyorum modelimin yapılışına. Dediğim gibi 2 sıra haroşa ördüm daha öncesinde ben. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeğim ters olacak. Şimdi örneğimin, modelimin ilmeklerini örüyorum. 3 tane düz, 2 tane ters. Burası modelimin ön yüzü. İlk sırasında 3 düz, 2 ters şeklinde devam edeceğiz bu sırayı. Ters. 1 2 3 düz. İpi öne attık. 1 2 ters. 1 2 3 düz. 2 ters şeklinde 27 ilmek atmıştım. Başta ve sonu ikişer ilmeğim ters denk geldi. Arasında da modelim var. Şimdi örneğimin, modelimin arka yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ön yüzde ters olup arka yüzde düz olan örneğim var. İlmeğim var. Şimdi düzleri düz, tersleri ters şekilde örmeye devam edeceğim. Öne attım. Ön yüzde düz olan 3 ilmeğim bu yüzde ters. Ters bir şekilde örüyorum. Ön yüzde ters olan ilmeklerim ise bu yüzde düz arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyorum bu sırayı. 3 ters 2 düz şeklinde. Ön yüzde 3 düz 2 ters örüyordum. Şimdi 3 ters 2 düz örüyorum. Tersimi yapıyorum son ve iki düz yaparak bu sırayı da bitirdim. Şimdi yine çevirdim, ön yüze geldim. Şimdi modelimizin model kısmını hazırlayacağız. İlk ilmeğimi alıyorum yine örmeden, bir tersimi örüyorum hemen. İpimi arkaya atıyorum.
Önümde modelim için hazırladığım 3 düzüm var bu şekilde. Üçüncüsünü alıp diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlmek sayım 3'ten 2'ye düştü. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm düz bir şekilde. Bir ilmeğim burada yok oldu. Onun yerine bir ilmek atıyorum ortada. Artırıyorum. Daha sonra diğer ilmeğimi de örüyorum. 3 ilmeğimi 2'ye düşürdüm önce. Daha sonra ortada bir tane artırdım. 3'e çıkardım. Şimdi iki tersim var burada. Arada iki tersimi ördüm. Tekrar ilmeğimi, ipimi arkaya attım. 3 tane düz karşıma çıktı. Üçüncüsünü alıp diğer ikisinin üzerinden atlattım. 2 ilmeğim kaldı. İlkini ördüm. Şişimin üzerine ip attım, artırdım yani. Ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. Toplamda yine 3 ilmeğim oldu. Yine terslerimi ördüm. 2 tane ipimi arkaya attım. Üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlattım. İlkini ördüm, artırdım. 3 ilmek oldu yine. 2 ters. İpimi arkaya attım. 3 düz ilmeğimin üçüncüsünü diğer ikisinin üzerinden atlattım. 1 artırdım. 2. Öne attım, terslerimi örüyorum. 3 düzüm çıktı karşıma. Atlattım üzerinden. Bir tane ördüm, artırdım. Bir tane daha ördüm düz olarak ve iki tersimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzüne geliyoruz yine. Arka yüzünde yine ilk ilmeğimi aldım. Düzleri düz, tersleri de ters örerek yine bu sırada da devam edeceğim. Bu modeli hazırladığımız ilk sıra. 3 sıra bu şekilde öreceğim. 2 düz, 3 ters şeklinde bu ters yüzünden örüyorum. Bir sırada düz yüzünden yine öreceğim. Sonra tekrar ters. Sonra ön yüzden modelimizi tekrarlayacağız. Ters yüzden 2 ters, 3 ters, 2 düz. Ön yüzden 3 düz, 2 ters şeklinde. Modelimizi uyguladığımız sıradan sonra ilk sırayı ördüm dediğim gibi. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. 2 düzümü de ördüm. Sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim şimdi. Ön yüzde de yine ilk ilmeğimi alarak başlıyorum. Tersi ters, düzü düz şekilde. Modeli uyguladıktan sonraki ikinci sıramı örüyorum şimdi. 3 düz, 2 ters şeklinde ön yüzden örmeye devam ediyorum. Üç düz. İki ters. Bir, iki, üç düz. Bir, iki ters. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bir, iki, üç düz. Bir, iki ters. Bu sırada bitti. İkinci sıram da bitti. Modelimi uyguladıktan sonraki ikinci sıramı da hazırladım. Şimdi üçüncü sırayı öreceğim. Ters yüzünden ilk ilmeğimi aldım. Bir tane düz öreceğim. Daha sonra arkaya atıyorum. Üç tersim var. Bir, iki, üç ters ördüm. Öne attım. Bir, iki düz örüyorum. Üç ters, iki düz şeklinde arkadan örmeye arka yüzden devam ediyorum.
3 ters, 2 düz. İki düzümü örerek sıramı bitirdim. 3 sıra modelimi uyguladıktan sonra 3 sıra örmüş oldum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Şimdi yine uygulayacağım modelimi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki hemen ters onu ördüm. İpimi arkaya attım. Önüme 3 tane düz çıktı. Üçüncüsünü alıyorum. Diğer 2 ilmeğimi üzerinden bu şekilde atlattım ve bıraktım. 2 ilmeğim kaldı. İlkini ördüm. Şişimin üzerine ilmek atıyorum. İkincisini de örüyorum. Yine 3 ilmeğim oldu. Öne attım. 2 tersimi örüyorum. İpimi arkaya atıyorum burada. 3. ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlattım. Bir tane düz ördüm. Artırdım. Bir tane daha düz ördüm. Öne attım ipimi. 1 2 ördüm. Arkaya atıyorum. 3. ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlattım. Bir tane düz ördüm, artırdım. Bir tane daha düz ördüm. Çok kolay model. Çok da güzel hırkalarda, yeleklerde, ajur olarak, ana örnek olarak, ana model olarak kullanabileceğiniz çok zarif bir model. Modası hiç geçmeyen güzel bir model arkadaşlar. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videonun beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomun daha çok kişiye ulaşması için bu önemli. Anlatımımla ilgili beğenip beğenmediğinize dair yorum da yaparsanız sevinirim. Çekinmeden her türlü eleştirilerinizi, önerilerinizi, güzel sözlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Şimdi ben modelimi yine 3 sıra daha öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters şekilde 3 sıra öreceğim. Yine ilk modelimde olduğu gibi. Biraz ilerleteceğim. Bir ya da iki model daha hazırlayıp son haliyle geliyorum. Ben modelimi kamera arkasında biraz ilerlettim arkadaşlar. Bakın son hali bu şekilde. Daha ince bir şişle örerseniz daha ufak olacaktır kahve çekirdekleriniz. Çok zarif, güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.